Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere tekrardan bir akşam yemeği menüsü vereceğim. Umarım bu hazırladığım menüler sizlere faydalı oluyordur. Aslında evimde çok sıklıkla yaptığım bir menü. Ispanak yemeği yapacağım. Yanına bir mercimek çorbası süzme, bir de salçalı makarna hazırlayacağım. Böyle evimizde genelde çoğumuzun gün içerisinde hazırladığı bir menü. Ama bir de ben hazırlayıp size göstermek istedim. Ispanağı yapamıyor muyuz diyebilirsiniz. Muhakkak yapıyorsunuz. Ama bir de ben kendi yöntemimle sizlere göstermek istedim. İlk önce mercimek çorbasıyla başlayacağım. Düdüklü tencereye mercimeği koyayım, o pişsin. Şu bardakla bir su bardağı kırmızı mercimeği yıkadım. İçerisine alıyorum. Bir adet orta boy kuru soğanı yemeklikten biraz daha iri doğradım. Blender'dan çekeceğimiz için çok fazla sil küçültmeye gerek yok. Tuzunu ilave ediyorum. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ. Bir diş sarımsağı ufak ufak şöyle doğrayacağım. Sarımsak hiç denemediyseniz bir kere de olsa denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel yakışıyor. Biraz pul biber. Üzerine tereyağı, pul biber falan yapmayacağım için içerisine ekliyorum. Bir tatlı kaşığı nane. 1 litre su ilave edeceğim. Hemen hemen bir su bardağı daha ekliyorum. Yani ortalama 5 su bardağı, 6 su bardağı kadar su ilave etmiş oldum. Kapağını kapatıyorum. Ocağa götüreceğim. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Sadece 15 dakika pişirip ocaktan alacağım. Hemen burada size bir ıspanağımı da göstereyim. Ondan sonra ocağın başına geçeceğim. 1 kilo ıspanağı sadece 750 gramını kullanacağım. Ben 1 kilo fazla geldiği için 750 gramını kullanıyorum. 250 gramını da bu şekilde temizleyip buzdolabı poşetine koyuyorum. Daha sonrasında yine 1 kilo aldığımda yine 250 gram ve bir pişirimlik oluyor. Çünkü 1 kilo pişirdiğim zaman çok oluyor. Pazardan da 750 gram ıspanak alamıyoruz sonuçta. 1 kilo alıyorum. 250 gramını dolaba atıp daha sonrasındakiyle birlikte birleştirip pişiriyorum. Ben güzelce birkaç suda yıkadım. Sirkeli suyla da iyice yıkadım. Temizledim. Burada süzülüyor. Şimdi ocağın başına geçeyim. Hemen ıspanağım pişirerek başlayayım. Düdüklünün altını yakayım. O kaynamaya başlasın. Düdüklünün birazcık sesi olabilir. Kusura bakmayın. Ispanağı da hemen koyacağım. Tenceremi aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ocağın altında yakıyorum. Soğanlar artık pembeleşti. Bir tatlı kaşığı dolusu biber salçası ya da domates de koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Mevsimine göre 2 adet orta boy domates de doğrayabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Şu an pek mevsimi olmadığı için çok fazlasıyla domates kullanmıyorum. Ama domates çok yakışıyor, onu da tavsiye ederim. Salçayı bir süre kavurduktan sonra yarım çay bardağı pirinci yıkadım. Böyle bir 1-2 dakika kavuracağım. Artık ıspanağı yavaş yavaş ilave edebilirim. Otunu kısa aldım. Tuzunu da ilave edeyim. Kapağını kapatacağım. Altını da kısayım. Böyle yavaş yavaş ıspanaklar birazcık sönsün. Hiç ellemedim. Hemen bırakacağım. Bir 10 dakikadır kapalı ağzı duruyordu. Gördüğünüz gibi sönmüş artık. Altını yüksek açmayın. Direkt yakarsınız. Karıştırayım. Biraz pul biber ilave edeceğim. Biraz da karabiber. Şimdi orta ateşi alayım. 1-2 dakika daha kavuracağım. Kulpuz bardakla bir su bardağı su ilave ediyorum. Kıvamını tamamen kendi isteğinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ben çok sulu yapmıyorum. Böyle hafif koyu oluyor. Ama daha sulu seviyorsanız suyunu çoğaltabilirsiniz. Altını kısıyorum. Kapağını da kapatayım. Bir 10 dakika pişecek. Ben şimdi bu yemeği arkaya alayım. Çorbayla birlikte birazcık daha pişsin. Ben ıspanağı çok pişirmiyorum. Sadece bir 10 dakika, 15 dakika arası. Çok aşırı derecede pişirip ıspanağı yapacağım. Ocağın altı yanıyor. Makarnayı haşlayarak yapmayacağım. Direkt tencerenin içerisinde sizlere değişik bir fikir olması için yapıyorum. Bazen haşlıyorum, bazen de böyle yapıyorum ama bu daha pratik oluyor ve suyu
vitamini su ile beraber gitmemiş oluyor. Yarım çay bardağı sıvı yağ tencereye aldım. Yarım yemek kaşığı domates salçası. Yarım yemek kaşığı da biber salçası koyuyorum. Salçayı kavuracağım. Bu arada kenarda kaynar suyunuz da olsun. Çünkü üzerine kaynar su ilave edeceğiz. İçerisine çok az su koyup salçayı açacağım. Yanlışlıkla kamerayı kapatmışım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben bardakla makarnayı ölçerek size tam ölçü vereceğim. Çünkü üzerine koyacağım için kafanız karışmasın. 2 bardak makarna koydum. Üçüncüsünü de koyuyorum. Yani tam 200 ml'lik bardaklarla 3 bardak makarna koydum. Kavuracağım. Böyle baktığınız zaman yağı, salçası çok gibi gözükebilir ama daha sonra şiştikçe çekecek. Bir 5 dakika kısık ateşte kavuracağım. Bu arada ıspana ve çorbayı kapatıyorum artık. 15 dakikadır. Çorba hemen hemen 20 dakika oldu. Ispanak da 15 dakikadır kaynıyordu. Ben burada 4 su bardağı suyu ölçtüm, kaynar suyu. İlave edeceğim. Su bardağın hepsini koydum. Böyle çok gibi gözükmesin. Onu şimdi kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğiz. Tuzunu da ilave edeyim. İsteğe bağlı olarak nane de ilave edebilirsiniz. Tatlı kaşığını çok doldurmadan koydum. Ben makarnaya yakıştırıyorum ama sevmiyorsanız hiç koymayabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. Altını alabildiğim en kısa alacağım. Yavaş yavaş pişireceğim. Altını yükseğe açmayın. Bu sefer suyunu çekecektir ve makarnanız çiğ kalacaktır. En kısıkta yavaş yavaş pişireceğim. Hemen makarnaya bakıyorum. Böyle dibinden sesler geliyor. Suyunu çektiğini anlıyorsunuz. 20 dakikada pişti kısık ateşte. Gördüğünüz gibi gayet güzel tane tane bir makarna oldu. 3 su bardağı makarnanın içerisine 4 su bardağı su koymuş oldum. Tam ölçüsü böyle. Artık altını kapatıyorum. Birazcık dinlensin. Çorbayı hemen blenderdan çekeceğim. Tamamdır. Kıvamına bakacağım. Ona göre su ilavesi yapacağım. Eğer daha böyle sulu seviyorsanız kıvamını ayarlarsınız. Şu an gayet iyi. Ben su falan eklemeyeceğim. Küçük bir kaba boşaltacağım. Yemeklerin hepsini servise getirdim. Ben yanına birazcık böyle turşu koydum tabağa. Sarımsaklı yoğurdu da hazırladım. Çünkü ıspanaklı yemeğin olmazsa olmazı. Yemeklerimi servis tabağına alayım. Hem yemeklerin kıvamını görün hem de tabaktaki son halini. Şöyle bir karıştırayım. Gördüğünüz gibi olduğunca koyu. Kıvamını tamamen sevdiğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben makarnayla yan yana koyacağım için böyle bir servis tabağı tercih ettim. Makarnayı hemen ıspanağın yanına koyacağım. Sizler de nasıl seviyorsanız öyle servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi makarna haşlanarak yaptığımızdan hiçbir farkı yok. Hatta daha bile güzel. Tabağı şöyle yakından göstereyim. Sizler isterseniz ayrı tabaklara koyabilirsiniz. Çorbayı da bir servis tabağına alayım.
Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfakta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.